Merhabalar. Merhaba. Bir soru soracaktım sadece. Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri neden artıyor sürekli? Neden artıyor? İşsizlik, kriz. İnsanları buna zorluyor galiba, psikolojik sorunları etkilediği için. Parasızlık. Ve devletimizin hiçbir şey yapmaması. Daha ağır yasalar getirilerek. Beslemeyerek yani. Devletimiz beslemeyerek bunlara daha ağır ceza getirirse biraz daha önleyici olacaktır bence. Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetleri neden artıyor? Eğitim, cehalet, hepsi üst üste. Bu yeni gelen iktidarda, yani daha doğrusu 20 senedir yaşadığımız iktidarda buna çok güzel çanak tutuyor. Peki ne gibi önlemler alınmalı? İlk önce kadını eğitmek lazım bence. Bilmiyorum vallahi daha ne yapılabilir ama yani kadın erkek ayrımını bir kere baştan ortadan kaldırmak lazım. Kadına bir cinsiyet yüklenmesi çok fena bir şey. Peki yasaların caydırıcı olduğuna inanıyor musunuz? Hayır işte. Çıkan kanunlar daha beter tetikliyor bence. Türkiye'de kadın cinayetleri ve kadına şiddet neden artıyor? Eğitimsizlikten artıyor. Aileden başlaması gerekiyor. Okulla devam etmesi lazım. Ama maalesef erkek çocuk babasından ne görüyorsa onu yapıyor. Çünkü babası da dedesinden aynısını gördüğü için bu şekilde devam ediyor. Öncelikle ve kesinlikle eğitim diyorum. Eğitimsiz olan toplum bu noktadadır. Peki ne gibi önlemler alınmalı? Adı üstünde eğitim diyorum. Aile kavramı çok önemli. Örflerimiz, adetlerimiz çok önemli. Ama her şeyden önce eğitim. Eğitim aileden başlıyor diyorum. Baba eşine nasıl davranırsa çocuk da aynı şekilde eşine ileride gösterecektir. Çocuklarını, kız çocuklarını, bunları örnek alırsa zaten evlenmekten korkuyorlar. Babalarından gördükleri şiddetten dolayı. Maalesef toplumun geldiği nokta bu. Peki yasaların caydırıcı olduğuna inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Yasalarda kesinlikle değişim şart. Sen çocuğu okula zorunlu gönderebiliyorsan insanlara da zorunlu bu eğitimi bence verilebilir. Ya da onların hani ben mutlaka bir sıkıntısı var ki hani şiddeti nereden çıkartıyorsa başında hani ona uygulanan bir şiddet vardır. Ona gidilmeli ya, en baş kaynağa gidilmeli diye düşünüyorum. Eğer kadın çocuğuna şiddet uyguluyorsa eşi ona uyguluyordur. Eşi onaysa bu iş yeri, o iş yerindeki beyefendi ya da kadın, onun da mutlaka bir ailesi var. Ya bunu ailede çözemezsek hiçbir yerde, hiçbir mekanda çözemeyiz diye düşünüyorum. Tabii ki önce cehalet, sonra bunları yapanların çoğu aileyi şiddet gören çocuklar. Ekonomik durumun burada çok büyük bir ön faktörü vardır. Biliyorsunuz para bazen hiçbir şeydir, bazen her şeydir. Ne diyeyim artık, psikolojik durumları insanların. Ama bence daha çok böyle ekonomik durumlardan kaynaklanıyor. Saygı kalmadı kadınlara karşı. O yüzden. Peki sizce... Ve kadınları ikinci sınıf halk olarak görüyor erkekler. Bu da medeni ülkelerde olmuyor. Cehaletten bence. Cehaletten. Seni istemeyen kadını ne istiyorsun, gidip öldürüyor. Yani bu gibi şeyler. Çoluk çocuğu kaçırıyorlar. Yani bu bence cehaletten gelmedir evladım. Peki ne gibi önlemler alınmalı sizce? Vallahi çok ağır şeyler, cezalar verilmesi lazım insanlara ki belki azalır. Çünkü dediğim gibi cehalet çok. Cahil insanlar. Medeni değiller. Bu gibi insanlar medeni olması lazım. Gidiyor gül oynaya bazıları. Ayrılıyor, iş bitiyor. Bunlar devam ediyor. Onun için ben şey yapıyorum yani, kınıyorum. Gençlerin öldürülmesine. İstemiyorsa bırak git. Yani biz çok üzülüyoruz. Genç kızlarımız gidiyor. Devamlı yok. Pencereden atılıyor yahut bir şey oluyor, öldürülüyor. Bunlar yani arkasında muhakkak bir şeyler var bunun ki yapılıyor. Bunun nedenlerini araştırmak lazım. Ha, cahillikten, eğitimsizlikten atıyor. Başka bir şey yok bence. Peki ne gibi önlemler alınmalı sizce? Anneler oğullarını daha güzel yetiştirecekler. Daha düzgün yetiştirecekler. Bence önlem bu.
Çok bir de kızları da düzgün yetiştirecekler, kendi ayakları üstünde dursun. Ama iş erkekleri düzgün yetiştirmek de. Tamam. Demek ki bunun cezası çok hafif. Bir bu. Kadın daha çok kendi ayakta durmalı. Okusun, çalışsın. Eğitim küçükten ta erkekleri nasıl büyütüyorlar? Kadına saygı ona o günlerden, o yaştan öğrensin. Yani küçük yaşlardan bu. Evet, evet, evet. Lazım. Kadına saygı. Sizce? Belki devletin de koruması artması gerekiyor, kadınlar korumaları. Yani bu gerçekten çok önemli. Sığınacak evler olması gerekiyor, sığınacak yerler. Hem de sonuçta kadar anne baba destek olması gerekiyor kadına. Türkiye'de biraz farklıdır bu konuda, biliyorsunuz. Evlendin, koptun gittin diyorlar ama bence arkasında durmaları. Peki yasaları caydırıcı buluyor musunuz? Ceza daha ağır olması gerekiyor. Çünkü çeken sadece kadın değil, çocuklar daha çok çekiyor. Ben buna çok üzülüyorum. Yani o yüzden çocuklar da babasının, annesine nasıl davrandığını gördüğü için o da aynen davranır. Saygıyı kaybeder o yüzden. Karşıyım ben. Ya olmasın artık, kadınlar ölmesin. Ölmesin yani, çok canlı, kadının canı yandı. Peki sizce nasıl önlemler alınmalı? Kadınlar hakkında daha güzel kanunlar çıkarılmalı. Daha böyle yapıcı, ürkütücü erkeklere karşı biraz işi olacak ama daha böyle önlemler alınmalı diyorum yani.